Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yaşadığımız o muazzam deprem hadisesi dolayısıyla Kur'an'da aynı adı taşıyan sureyi hatırlayalım diye düşündüm. Kur'an'ın 99. suresi Zilzal suresi diye anılıyor malum. Zilzal deprem ve zelzele anlamına geliyor. Bu sureye bazen İde Zülzilet suresi de deniliyor. Kur'an'ın ifade ettiğim gibi 99. suresi ve 8 ayetten oluşuyor. Zahiren sureye bakıldığında kıyamet öncesi ya da kıyamette yaşanacak, üzerinde yaşadığımız yer kürenin muazzam sarsıntısına dikkat çeken, sonrasında da insanların iyi ve kötü, küçük ve büyük her amelinden muhasebeye çekileceğini ifade eden bir sure-i celile. Şimdi bu surenin çok işaretleri, çok mesajları var muhakkak ki her açıdan. Onlar hem bizim takatimizi aşar hem kısacık süreye asla yetmez. Bu vesileyle ben bu Zilzal suresinin 5. ayetine kısaca bir atıf yapmak istiyorum. Bu 5. ayette buyruluyor ki bi enne rabbeke evhalaha, yeryüzü o sarsıntıya uğradığında Allah ona ne vahyetmişse o vahiy çerçevesinde ahbarı hatırlatır ya da dile getirir. Şimdi bu ayet üzerinden Risalelerde şöyle bir ifade var. Orayı okumak istiyorum. Şu sure, yani Zilzal suresi katiyen ifade ediyor ki Kürri-i Arz, yer küresi, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor. Demek ki bu bir enne rabbeke evhâleha, Rabbin ona evha, vahyetti diyor ya, ilham manasında, Allah'ın ona emretmesi manasında düşünülebilir. Şu anlaşılıyor, yer küresinden her şeyin olduğu gibi ilahi emre, ilahi iradeye ve ilahi hikmete bağlı olarak hareket ettiği ifade olunuyor. Alemde hangi varlık, hangi eşya ve hangi olay var ki hikmetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun, ilahi iradeden uzak olsun? Hiçbir şey açıklayamayız. Bir sineğin kanadının dengesi yaratıcının hikmet ve irade sahibi olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü o küçücük organizma diyelim, o küçücük hayvancık kendiliğinden veya sebeplerin devreye girmesiyle ne kanat sahibi olabilir, ne o kanadında denge olabilir, ne de hayatını sağlam bir biçimde istediği yere gitmek suretiyle yürütebilir. Denge var, hikmet olduğu anlaşılıyor, kast olduğu anlaşılıyor, ilahi irade olduğu anlaşılıyor. Şimdi en küçük varlıklarda bile ilahi irade, ilahi hikmet, ilahi meşiyet varsa elbette bütün alemde aynı şekilde mutlak bir irade, mutlak bir hikmet ve rahmet vardır. Onu görmeye, onu fark etmeye çalışmak lazım. Neyle? Vicdanımızla, insaniyetimizle, aklımızla, bize verilen donanımlarla. İşte bu ayet, Zilzal suresinin 5. ayeti, yeryüzünün depremesinin hareketinin de ilahi emir tahtında olduğunu ifade ediyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Depremin meydana gelişiyle ilgili olarak yer bilimcilerin, yani jeologların ve bu deprem bilim diye bilinen sismolojinin ya da sismologların anlattığı açıklamaların hiçbirisi bu ayete ters değil. Bu ayette çalışmıyor. Bilimin açıklamaları hiçbir zaman ayetlerle çalışmaz. Ama bilimin anlattığı hususlar eğer pozitivist bir yaklaşımla, pozitivist bir felsefeyle ortaya konulursa, ilahi iradeyi hesaba katmayan, dışlayan, her şey sanki kendi mecrasında, kendi kendine gerçekleşiyormuş gibi ifade olunursa, bu Kur'an'ın mesajlara aykırıdır. O halde biz şunu biliyoruz ki
ilgili bilim dalının ortaya koyduğu yaklaşımlardan kabaca deprem diye bilinen olay, Cenab-ı Hakk'ın hikmet tahtında yarattığı bu küre-i arzda, üzerinde yaşadığımız yer küresinde bu muazzam büyük levhaların, bu plakaların ve ona bağlı küçük levhaların hareketlerine bağlı olarak, birbirine itmelerine bağlı olarak ortaya çıkan sürtünme ve enerjinin sarsıntı olarak açığa çıkmasıyla gerçekleşiyor. Peki bu fiil hikmetsiz olabilir mi? Bu fiil iradesiz olabilir mi? Bu fiil failsiz olabilir mi? Hangi fiil failsiz olabilir? Hangi fiil bir yapan olmaksızın gerçekleşebilir? O halde deprem olayına biz bakarken o sismolojinin, jeolojinin verdiği bilgileri dikkate alacağız ve bileceğiz ki diğer taraftan tüm bu süreçler ilahi bir iradeyle, ilahi bir emirle gerçekleşiyor. Bahsettiğim Zilzal suresinin 5. ayeti tam da buna işaret ediyor. O zaman biz vahiy bakışı bilimin açıklamalarıyla birleştirmek suretiyle sağlıklı bir anlayışa ulaşacağız ve bu sağlıklı anlayışla deprem hadisesini değerlendiririz. Hem vuku buluşunu, hem hikmetini, hem sonuçlarını. Şu kadar insan öldü. Şimdi iman olmadan, ahirete iman olmadan biz bunları insan olarak kolayca sindirebilir miyiz? Kolayca bunun altından kalkabilir miyiz? Hayır. Biliyoruz ki Resulullah'ın müjdelerinden aleyhissalatü vesselam, depremde ölenler manevi şehittir. Hükmü şehittir. Evet, bir acıyla hayatta da son buluyor. Ama Cenab-ı Hak onları şehadet mertebesine ulaştırıyor. Nereden bunu biliyoruz? Bu vesileyle Buhari'de geçen El Cihat ve Siyer bölümünün 30. numaralı babında aynen şöyle geçiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Eşhüede hamsetün, şehitlik ya da şehitler 5 çeşittir. 5 çeşit şehit vardır. Uzatmayacağım, Türkçelerini okuyayım. Bir, vebadan taundan vefat edenler. İki, karın ağrısından, şiddetli rahatsızlıktan vefat edenler. Üç, suda boğulanlar. Dört, burası önemli, sahibül hedmi, göçük altında kalanlar. Beş, Allah yolunda savaşırken vefat edenler. Bizim meşhur şehitlik diye aklımıza gelen bu. Ama bu sahibül hedim diye Resulullah'ın ifade buyurduğu göçük altında kalan insanlar da şehadet mertebesine çıkıyor. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. O yüzden ben bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. Bu 14. sözün zeylini mutlaka okumak lazım. Hazmederek, tefekkür ederek anlamaya çalışarak okumak lazım. Bu bir. İkincisi, Zilzal suresini ve Zilzal suresinin tefsirlerine bakmak lazım fırsat buldukça. Zilzal suresiyle ilgili olarak Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bir hadisi var. Hatta birkaç hadisi var. Birisinde şöyle buyuruyor. Zilzal suresi diyor, Kur'an'ın nısfına, yarısına muadildir diyor bir rivayette. Başka bir rivayette de yine Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, men gara ize zülzilet, kim ize zülzilet suresini okursa, udilet lehu, ona sevap olarak verilir. Bir rub'ul Kur'an. Kur'an'ın dörtte birinin sevabı verilir. Şimdi bu iki rivayeti uyuşturmak mümkün. Kur'an ister yarısına denk bir hadisini alalım, ister dörtte birine denk bir diye hadisini alalım. Böyle anlaşılıyor ki yaravilerin burada haklı beyanı var ya da bu vesileyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bu surenin faziletine dikkat çekiyor. Niçin? Çünkü Kur'an'ın dört ana maksadı var ya, tevhid, nübüvvet, haşir yahut ahiret ve adalet diye. Bunlar bu sure-i celil'de de fark ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın haşmeti var, uluhiyeti var, ahirete iman var, cennet ve cehenneme işaretler var. Dolayısıyla bu sure-i celil'i okumak lazım. Bir rivayette Kur'an'ın nısfına eşittir. Bir rivayette Kur'an'ın dörtte birine eşittir buyuruyor sevap cihetiyle. Hem sevap açısından okumak lazım, hem anlamaya çalışarak mesajına bakmak lazım. Ve Kur'an'ın verdiği mesajla ilgili bilim dallarına verdiği mesajı birleştirerek deprem olayını müminane bir tarzda değerlendirelim. Kur'an ve sünnetin verdiği açıdan
zaviyeden değerlendirelim. Ölenler için rahmet dileyelim. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun diyerek dua edelim. Yaralı olanlar için Cenab-ı Hak'tan şifalar talep edelim. Maddi manevi olarak da bize hangi görevler düşerse o görevleri yapmaya çalışalım.